Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün tüm tavuğu nasıl lezzetli ve nasıl pratik bir şekilde pişirebilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle tavuğu yıkayıp temizledikten sonra gördüğünüz gibi tam ortadan ikiye kesiyorum. Keskin bir bıçak kullanırsanız kolay bir şekilde kesiliyor. Ortadan ikiye kesip iki parçaya ayırıyoruz. Tavuğumuzu iki parçaya ayırdıktan sonra şimdi üzerine çizikler atıyorum. İç kısımlarında çiğlik kalmaması için bu çizikleri mutlaka atalım. Akşama ne yapsam diye düşünenlere çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi tavuğumuzun sosunu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 2-3 yemek kaşığı kadar ketçap ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Ve 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Sosu iyice karıştırıyorum. Ve tavuğumuzun her tarafına süreceğiz. Sosun içerisinde kullandığınız toz biberi acı veya tatlı istediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Sosumuz hazır. Şimdi tavukları içerisine alıyorum ve her tarafına elimle sürüyorum. Bıçakla kestiğimiz kısımların içerisine de sürelim arkadaşlar. Her tarafına lezzet versin. Altını üstünü çevirip tamamen iyice tavuğumuz soslanana kadar her tarafına sürelim. Tavukları bu şekilde tamamen sosladıktan sonra eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. 3-4 diş doğradığım sarımsağı tavukların üzerine bu şekilde gelişigüzel serpiyorum. Yine 7-8 adet arpacık soğanı da ekliyorum yemeğime. 3 adet sivri biberi de ortadan ikiye kestim ve yine tepsiye yerleştiriyorum. Ve fırına göndermeden önce tavukların üzerine ilk önce ıslattığım yağlı kağıt ile kapatıyorum. Ve yağlı kağıdın üzerine alüminyum folyo ile kapatıp tam 1,5 saat pişirdim arkadaşlar. 200 derece önceden ısıttığım fırında. Yemeğim şu anda pişti. Üzerini açtım. Bakın görüntü muhteşem. O kadar lezzetli oldu ki anlatamam. 1,5 saat boyunca üzeri kapalı olarak pişirdim. Hiç açmadım. Yemeğimizin içerisine hiç su eklemedim. Kendi suyuyla pişti. Lokum gibi pişmiş ve muhteşem bir lezzeti var. Görüntüsü de bunu anlatıyor zaten. Gördüğünüz gibi çok iştah açıcı görünüyor. İftar sofralarınız için yapabileceğiniz çok lezzetli ve bereketli bir yemek oldu. Çok da fazla malzeme kullanmadım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maliyeti düşük bir yemek. Artık evinizde tüm tavuk yapmak istiyorsanız mutlaka bu şekilde yapın. Hem çok kolay pişiyor, çok güzel pişiyor. Hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.